İsterseniz biz başlayalım, yetişirler sonra. Yok, bekleyelim onları da. Şimdi bunun düzeltmesi var, ondan sonra çekim tarihleri var. Hepimiz bir arada konuşmamız lazım. Yoksa ben tekrar tekrar anlatıyorum. Bu üçlü gidiyor, öbür üçlüyü anlatıyorum. Kafam kaldırmıyor. Yoruldum ben ya. Yok, ben siz beklemeyin diye dedim zaten. Sonuçta geciktiler değil mi Serpil? Yo, gerçi daha çok olmadı ama. Efendim, bekleyelim efendim ya. Ne acelemiz var? Hem ne demişler? Hızlı çeken seyrek yayınlanır. Ha, hızlı koşan atım. Söylediğin laf seni sektörcesi anladığım kadarıyla, evet. Efendim, argolaşmaya gerek yok. Hiç gerek yok, bence de. Evet, sadece Sadi eksik zaten. O da telefon etti, yemin billah etti, yoldayım dedi. Gerçi yemin ettiğinde biraz kıllandım da. Ya kızım, canım, siz aynı evde kalmıyor musunuz ya? Niye gelirken böyle tutup elinden getirmedin onu ha? O dün gece eve gelmedi ki. Zaten evde olsa da ben kaldıramıyorum ki kadın başıma adamı. Uykusu çok ağır. Serpil de şahit değil mi Serpil? Ben nereden bileyim adamın uykusunun ağırlığını Ececiğim? Yanlış anlaşılacak. Sadece salonda yatıyor. Haklısın, seni şahit göstermem burada doğru olmadı. Hem Ahmet Murat'la değilmiş mi o? Yok, Ahmet'le Murat sabah saat 4'te gelmişler yani. Eve gidersek toplantıya yetişemeyiz diye düşünmüş haytalar. Hakkı da onları burada yatırtmış. Şimdi onların başında başlarını yıkıyor ya. Akşam biraz içmişler de zurna gibi olmuşlar. Zurnada da peşrev olmaz tabii. Ne oluyor lan? Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu vitrin dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki, açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. Üç, hamış hakkı ne yapıyorsun? Karın evde mi? Ne? Sana ne lan karımdan? Neyin peşindesin sen? Öldürtürüm seni, öldürtürüm. O manada değil, o manada değil. Şş, hakkı, şş, bana odaklan. Mümkünse karınız iyi diyorsa bu akşam sizde yatmak istiyoruz. Bir bok varmış gibi iki büyük içtik. Bir tane ufak içtik. Dört tane yolluk içtik. Bayağı içmişiz lan. Yolda gelirken bir de gufte yaptık. Sen bu eve aidat ödüyor mu? Ha, kapıcısı falan var mı buranın? Var. İri ve kıllı. Çağırayım mı? O da aidata dahil. Ne demek lan ödüyor musun? Ev kirası gibi aidat ödüyorum ben buraya. Gebeş! İyi o zaman. Eve kusma. Gerek kalmadı benim. Merdivenleri kusarım ben ya. Gel bakayım be. Hakkı bir şey de. Ahmet! Yapma bak. Kumdan. İndir o eli. Ahmet dur. Yapma. Yapma dedim. Ahmet indir o eli. İndir öyle de ya. Bir şey nerede bize? Hakkı hiçbir şey demiyorsun ya. Üzüyorsun beni Hakkı. Bak bak. Bak. Kusuyorum buraya ben. Ay! Katı kustu herif. Bu kim? Sen kimsin lan? Kimim lan ben? Nere lan burası? Karakola götürün beni. Biz mi seni karakola götüreceğiz? Şuraya bak. Hem sarhoş hem densiz. Ne kadar sarhoş o kadar densiz. Dur. Dalını bir itekleyeyim de aklı başına gelsin. Yürü git lan buradan. Yürü. Beşinci kata düştü. Dört. Şimdi üçüncü katta. Üçte kaldı. O zaman ben üçe ineyim de. İtekleyeyim onu. İtekleyeyim. Sonra gelirim. Emine buzdolabında bire varsa onu itekleyeyim o zaman. Ben... Milli Eğitim mi buraya? Çocuğun okul kaydını yaptıracaktım. Çok profesyonelce. Toplantı gecesi içmek. Başka bir şey demiyorum. Sen de misin Serpil? Yok. Haytalıktan efendim ya. Eğlenmişler diyelim. Ya Allah korusun biz yine böyle oturuyor olsak da ölüm haberi gelse iyi miydi? O nasıl mantık lan Salih kardeşim? Biz zamanında gelelim toplantılara. El alem gecikince de ölmemişler diye sevinelim. Allah Allah. Anlatamıyorum galiba. Adamlar toplantıya 4 saat önce gelmişler. Ece Hanım. Bütün gece içmişler, sıçmışlar affedersiniz. Ama toplantıya gelmeyi akıl etmişler. Kutluyorum onları. Büyük profesyonellik. Karşılarında şapka çıkarıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Bakma oturduğuma. Bu ne lan? Kafam kazan gibi. Bir kaplanımız eksik. Hakkı nerede? Havlu getirmeye gitti. Lan oğlum hakikaten biz içip içip bu kafayla buraya mı geldik ya baskın yapar gibi? Gelmişiz demek ki. Hatırlamaya çalışıyorum. Fotoğraf yok oğlum. Lan! Sabaha kadar biz apartman boşluğunda nara attık. Hatırla, sen deli yürek yasalarını saydın. Ne diyorsun lan? Yine mi?
La oğlum bu adam bize niye kızmıyor o zaman? Havlu mavlu getirdi. Elleriyle saçlarımı yıkadı lan adam. Ne iş? Ne bileyim oğlum ya. Benim de başımı yıkadı. Hatta sıcak suyla yıkadı. Ben ilk başlarda biraz kaynar su döker, beni biraz anırtır dedim ama olmadı işte öyle. Bildiğin ılık suydu oğlum. Hadi gidelim oğlum. Bizi beklerler. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim saçlarımla senin saçların bir mi kuruyacak Murat Cemcir? Halka mal olmuş bu saçlar. Özen ister, sevgi ister. Havlu da ister. Ver canım. Yavrum ver. Uyarıyorum. Yarak var mı? Yarak var Ahmet, yer misin? Aa. Onunla olmaz o. Elimi yakar. Terzime uğramam gerekti, özür dilerim. Sadece çenende yemek kalmış kardeşim. Kıskanç. Kıskanç mı? Alo, catering şirketi mi? Kardeşim, arkadaşımızın çenesinde patlıcan kabuğu kalmış. Ayıptır ya. Hadi. Kıskanç işte. Sadi, dudağında böcük mü var senin? Böcük mü besliyorsun sen? Sen de mi hocam ya? Ne böceği o? Hamam böceği. Böcük falan değil hocam, sakal sakal. Lan ne sakalı? Bildiğin BBG meleğin cücüğü o. Lan Sadi, ulan Celal. Birinci bölümün gelenini çekiyoruz. Sen kafana göre cücük bırakıyorsun. Devamlılıktan haberin var mı senin ha? Devamlılık ne? Ne devamlılık? Hocam devamlılıkta sıkıntı yok. Al bak çıkıyor bu. Yani ama şunu söyleyeyim sana. Eğer dizi patlarsa hemen bırakıyorum sakalı. Çenemi acayip ön plan çıkarıyor bak. Patlama patlama yok. Ne patlaması? Patlama yok. Efendiler endişeye mahal yok. Doğuma yaklaştık. Doğum öncesi sancılar, ıkınmalar, sıkıntılar bunlar. Ha bir iki revize var ama hallolur. Ya zaten revize dediğin ne ki? İki tık tık bir pık pık. Neymiş revizeler? Öncelikle çok ama çok beğenmişler. Onu biliyoruz. 11'i de biliyoruz şu an. Devam. Ama intikam eksik dediler. Yani birinin babası suçsuz yere hapse atılsa, o da babasının intikamını almak için başka biriyle Buffy the Vampire Slayer yapsa, mercimeği fırına verse demişler. O biri ben mi oluyorum? Yok yok, isim vermemişler. Biri. Yok mu başka düzen? Var, var da daha fazla canınızı sıkmayayım istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Baba yapacağız. Seyit'e baba karakterini ekleyeceğiz. Aa! Seyit deniz kenarındayken bir sahne çekeceğiz. Dış ses Seyit'in hikayesini anlatacak. Onayla Kezban'a da diyaloglu sahne yazdırıyorum. Yarın onu da çekeceğiz. Tabii çekin çekin çocuklar, genç onlar iyi olur. Kezban tam Onay'a asıl katilin kim olduğunu söyleyecekken kafasına taş düşecek, Kezban komaya girecek, bölüm bitecek, the end diyecek. Babayı oynasam çift kaşe veriyor mu lan? Bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Bir de şey dediler. Ona gerek yok dediler. O olmasa da olur dediler. Biz şişko istemiyoruz. Şişko olmasın dediler. Bana şişko mu dediler? Ya kilolu deselermiş daha az saldırgan olur muyum? Ben gideyim. Efendim ya, çok memnun oldum. Çok güzel bir ortamdı. Kusura bakma. Ne demek ya? Kerata şişko mişko ama çok sevimli. Nereye gitti bu adam? Nerede ki? Nereye gitti diyorum, cevap ver. Yüreğinin götürdüğü yere, nereden bileyim? Oğlum senin adamı sen bilmiyor musun? Vay be. Adamı tek kelimeyle kovdular ya. Nasıl bir işte çalışıyoruz arkadaş? Ben her zaman diyorum abi, bir iş yetmez. Dört koldan birden saldıracaksın. İki, üç, dört dizide birden oynayacaksın. Bu işin başka yolu yok. Kovdular gitti adam ya. Giderken de bir şey demedi ha. Öyle güldü geçti. Kafayı mı yedi acaba? La oğlum yanlış yaptık. Ayıp ettik ya. Vallahi ayıp ettik. Böyle olmaz ya. Adam çıkıp gittiğinde biz de peşinden çıkıp gidecektik. De! Yemedi herhalde. Ben gidiyorum çekime hangara ya. Sen de ayağını çek oradan hadi. Hangara'ya mı? He, kerhaneye gideceğim ulusa. Var mı bir diyeceğim? Hangara, hangara. Çek ayağını da oradan hadi. Hadi! O adamı da bul getir Murat. Bakarız ya, şey yaparız, ayarlarız tamam. Vallahi Murat abicim, verilmiş sözlerim olmasa seninle gelirdim ama maalesef. Sen ne ayaksın lan? Ha? Durup dururken niye yakışıklı oldun oğlum sen? Lafa bak lafa. Ha böyle sağda solda manasız manasız konuşuyorsunuz. Duyan da beni eskiden çirkin bir adamım sanacak. Arkadaşım, yakışıklı olmak bir Cengiz geleneğidir. Bakınız Cemil Cengiz.
Ben istesem de çirkin olamam yine. Hadi ben kaçtım. Hay götüm. Sen de bul lan şu adamı hadi. Yazık günah lan. Tamam da tamam adamı bulacağız da yeter de dallandırma da. Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve bırakacağım mı? Ha bırakacağım. İşim gücüm yok sizi eve bırakacağım. Hastalara bak. Bizimki de işte böyle bir sıpa. Ey maşallah. Görüyor musun ya başımıza iş aldık durup dururken. Ben şey yapayım ben ne yapayım? Ben Vedat'ı bulayım o zaman. Ne demişler? Hacı Hacı'yı Mekke'de it iti dakikada bulurmuş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tabii, sen de git. Ben ne yapayım Ece eve mi gideyim? Sen de git Serpil. Yarın sahne gelecek. Çağırırım seni prova yaparız. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Bah 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 bah. Ne kadar da battı bir o kadar fazla.